Alo. Söyle Cüneyt. Dinliyorum. Rusya'dan bir haber var mı? Her şey yolunda mı? Görüyorsun değil mi ahiretliğim? Yıllar ne çabuk da su gibi akıp geçiyor. Kader bizi ayrı yerlere savurdu ama yıllar sonra bir araya getirdi. Ama sana şöyle bir bakıyorum da ne güzel bir yuva kurmuşsun. Çok şükür. Allah nasip ederse Kubilay'ım da tez zamanda kuracak yuvasını. İnşallah. Bir gelişme olursa haber verirsin. Nana kızım, biz iki eski dost. Bir başlarsak susmayız. Biraz da sen anlat. Hadi sene kızım. Mürebbiye kızımız biraz utangaçtır. Annenle baban nerede kızım? Memlekette mi? Kardeşin, abin, ablan var mı? Ailem yok benim. Yalnız büyüdüm. Bir abim vardı, kaybettim. Allah rahmet eylesin. Kusura bakmayın. Farkında olmadan üzdük seni. Kusura bakma yavrum. Nasıl da masumlaştı kızcağız. Pek hassas belli. Ben mi? Hiç hassas değilim. Hatta beni tanıyanlar ruhsuz der, duygusuz der. Kızım. Sonra bir başlayayım konuşmayı kimse susturamaz. İnsanın aklını delirtirim. Kızım. Ama neyse, bunu söylemem gerek. Yaban Bey hep ne der bana? Sen delinin tekisin. İnatçı keçisin. Bir de ne diyordu? Patapatsız. Ha yok, patapatsız. Bak şimdi, başladı yine şakalarına. Başka kötü huyum yok ama. Çok hızlı öğrenirim. Buraya geldiğimde kremayla krem peynir ayıramıyordum. Artık ikisini de tanıdım. Yemek yapmaz mısın hiç kızım? Yapıyorum ama kimse beğenmiyor ki. Tabii burada yemekle ilgilenenler var tabii. Neler yapıyorsun boş zamanında? Ok atarım, ağaca çıkarım. Çok iyi at binerim. Bir de güzel adam döverim. Niye güldün? Komik bir şey mi dedim? Yok yok gülmedim. Şimdi beni de döversin filan. Güldüm tamam. Çünkü doğallığın çok hoşuma gitti. Bak Elvan'cığım, gençler ne iyi anlaştı. Meşhur kadayıfımdan yaptım. Gel bak bakalım beğenecek misin? Hadi gidelim. Ben de bakayım tadına. Merak ettim. Otur sen kızım. Anlat Kubilay oğluma ağaca nasıl çıktığını. Ne? Niye bakıyorsun? Daha önce hiç senin gibi biriyle tanışmamıştım. Nasıl biriymişim ben? Farklı. Tanıdığım herkesten farklısın. Yo. Nerem farklı? İki göz, iki kulak, bir burun. Normal insanım işte. Bundan bahsediyorum işte. Doğalsın. Kolay biri değilsin kabul ama doğalsın. Emri Vaki'yi de sevmiyorsun. O yüzden içinde olduğun bu durumdan rahatsızsın, farkındayım. Zor biriyim, doğru. Sorun yok. Ben zor severim. Bugüne kadar arayıp da bulamadığımı sonunda buldum galiba.
Rebiye, benimle geliyorsun. Tabii, hemen. Bir sorun mu var? Rebiye aynı zamanda benim tercümanım. Acil bir iş çıktı. Ofise gitmemiz gerek. Kusura bakma artık. Gideceğim mecbur. Acilmiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Çok işimiz var. Oyalanma. Olsun. Yeter ki götür beni buradan. İnşallah çoktur iş. Hadi.